26 Nisan 2 Mayıs haftalık dualarınıza şöyle baktığımda Fil suresi 21 adet okuyacaksınız. Sonra Kafirun suresini ve Kevser suresini 11 adet okuyacaksınız. Bir de Nasr ile bitecek. Nasr ile. Nasr. Bazen söyleyemiyorum, yanlış anlamayın. Suresini 21 adet okuyacaksınız. Bunları lütfen bir suyun içerisine okuyun ve bu suyla birlikte çorba mı yapacaksınız, bulgur pilavı mı yapacaksınız? Evdeki rızkınız, bereketiniz, bir yemeğe, bir suyun içine okuyun, bunu bir yemek yapın. Evdeki kimin bereketsizliği varsa, kimin üzerinde göz varsa, kimin üzerinde nazar varsa, bu enerjiyle birlikte hepimizin ağız ve içteki gözü temizlemek amaçlı mutlaka yemek bir şey yapacaksınız. Yani bu duaları o suyun içine okuyacaksınız, bununla birlikte yemek yapacaksınız. Evde kiminiz varsa bu yemekte yesin ve iyi niyetle biraz da o yemeği cam kenarına, özellikle bulgur yapın, cam kenarına koyun ki dışarıdaki gözler de varsa kuşlarla birlikte dışarıdaki gözler de gitsin isteriz. Allah'a emanet olun. Bazen dualarda yanlış telaffuz ediyorsam affola. Ben Türkçe mealini biliyorum, Arapça bilmiyorum ama kalbimdeki Rabbim kalbime hangi duayı söylerse onu sizinle paylaşıyorum. Emin olun, bunların hepsini ben kendim yapıyorum, denedim ve Allah bütün kapılarımı açtı. İnşallah sizlerin de kapıları açar. Sevgiyle kalın, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Çocuklarımızı incitmeyelim, kadınlarımıza kıymet verelim. Yaşlılarımıza, yetim ve öksüzlere sadakayı bu ay çok çok yapalım. Her sadaka sizin şifanız. Yani sağlık bedeniniz. Sadakanızı mutlaka yapın. Mutlaka yaşlılara, mutlaka yetim ve öksüzlere, mutlaka kimsesizlere yapın. Allah'a emanet olun.